Merhaba arkadaşlar, kanalıma öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber dörtlü kamera sisteminin kurulumunu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bir binaya mesela dört tane kamera kullanacaksınız. Ne gibi malzemeler gerekiyor? Nasıl monte etmeniz gerekiyor? Kayıt cihazına kablolar nasıl bağlanır? F-konnektörler nasıl bağlanır? Kamera montajı duvara nasıl yapılır? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir binamızda kamera sistemi, dörtlü kamera sistemi kullanacağımız zaman gereken malzemeler. Dörtlü kamera kullanacağız. 4 adet bir kere kamera lazım arkadaşlar. Elimizde şu anda Sony markanın 1200 TP-Line dediğimiz analog tipi kamerası mevcut. Bir adet kayıt cihazı lazım arkadaşlar. 4 çıkışlı kayıt cihazımız. Arkadaşlar kayıt cihazları 4'lü, 8'li, 16'lı ve 32'li olmak üzere çeşitleri vardır. Bu kısım arkadaşlar V1, V2, V3, V4 kameralarımızdan gelen kabloların bağlandığı kısımdır arkadaşlar. Bu kısımlar ise şu kısımlar ise VOUT diyor, HDMI ve VGA. Şu kısım arkadaşlar yayın çıkışıdır. HDMI kablosundan ekrana, televizyonumuza ya da monitörümüze HDMI kablosuyla görüntüyü aktarıyoruz. VGA kablosuyla da aktarabiliriz. Arkadaşlar VOUT dediği bu kısımdan da aktarabiliriz. Ama şimdi son teknoloji her televizyonda, her ekranda HDMI çıkışı olduğu için arkadaşlar bu uçtan alacağız ve görüntü daha kaliteli olacak, pürüzsüz olacak. Cihazımız arkadaşlar Ethernet kablosunun bağlantı yeri vardır. İnternete Wi-Fi üzerinden de bağlanabiliyorsunuz. İşte USB girişlerimiz. Bu kısımda arkadaşlar DC 12 volt. Cihazımız 12 voltla çalışıyor. Kameralarımız 12 voltla çalışıyor. Adaptör giriş kısmı burası arkadaşlar. Ön kısmı da arkadaşlar kayıt cihazımızın bunlar. İçinde arkadaşlar 500 GB hard disk mevcut. O harici satılır. Onu harici alıyorsunuz arkadaşlar. Yani bu görüntüyü size verir. İçindeki hard disk de hafızasını alır. İçinde şu anda 500 GB hard disk var. Şimdi bağlantılarını geçelim. Videom biraz uzun sürebilir. Detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi arkadaşlar adaptörümüzü cihazımızın 12 volt DC 12 volt yazan kısma takıyoruz. Bu fişi de elektriğe bağlayalım arkadaşlar. Üçlü uzatmamız burada. Evet. Üçlümüzü de bağladık. Bu kenarda dursun arkadaşlar şimdilik. Şimdi arkadaşlar kamerayı nasıl monte edeceğiz? Kameramızı inceleyelim. Kameramızın ayağı arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane yuvası var, deliği var. Kamera paketin içinden çıkan vidayla, dübelle bunu duvara sabitliyorsunuz. Altılık matkap ucuyla delip dübelini atıp vidasını sıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde duvara sabitlediğiniz zaman bunu çevirebiliyorsunuz. Böyle her türlü açısını verebilirsiniz. Yana koyup böyle de durabilir. O an size kalmış bir şey. Şimdi bunları duvara sabitledikten sonra arkadaşlar üzerine çıkan power jack kablosu ve sinyal aktarıcı kısmı var. Bunu kamera kablosuyla arkadaşlar kayıt cihazını nereye koyduysanız oraya kablosunu çekiyorsunuz. Örneğin bu cihazımızı binamızın dış kapı, ana kapıya monte ettik. Giren çıkanları görmek için. Bunu da arkadaşlar binanın girişinde ya da bodrum kata bir yeriniz varsa, odanız, toplantı odanız falan, oraya koyabilirsiniz. Ya da binanın iç kısmında bir kutu yaparak, buna yer yaparak oraya da sabitleyebilirsiniz. Kameramızdan arkadaşlar kayıt cihazımıza kamera kablosu dediğimiz bu kablolardan çekiyorsunuz. Bunu daha önceki videolarımda BNC, BNC konnektör, BNC konnektörün bağlantısını daha önceki videolarımda anlattım. Uçlarını arkadaşlar bağlayarak
kameramızdan kayıt cihaz arası bu kabloyu çekiyorsunuz. Şimdi kameramızın ben uçlarını arkadaşlar hazırladım. Videoyu biraz kısa tutabilmek için. Bu kısmı arkadaşlar kameramızdan çıkan kabloyla birleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar, bunu taktığınız zaman bitmiyor işlem. Böyle bırakırsanız çıkar. Bunu takıp saat yönüne çevirirseniz kilitlemiş oluyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar sabitleniyor ve çıkmıyor. Daha sonra power jack kablosunu bağlıyorsunuz. Şimdi kameramızın kablosunu bağladık. Tesisat binanın etrafından dolandırdık. Kayıt cihazımıza girdik. Kayıt cihazımıza gelen kablomuz da bu. Bunu arkadaşlar aynı şekilde kayıt cihazımızın kamera kablolarının bağlandığı kısma bağlayarak vidalıyorsunuz. Çeviriyorsunuz saat yönüne. Daha sonra arkadaşlar bakın içinden çıkan beraberinde geliyor arkadaşlar bu kablo. Kırmızı kablo her zaman artı, siyah kablo her zaman eksidir arkadaşlar. Bu standarttır. Bunu 12 volta bağlamanız gerekiyor. Peki onu 12 voltu nereden temin edeceksiniz? 220 volt girip 12 volt çıkartan adaptörler mevcut arkadaşlar. Bundan alacaksınız. Dörtlü bir kamera sistemine en az 5 amperlik bir trafo koymanız gerekiyor. Burada belirtiyor. AC elektrik, şebeke elektriğini arkadaşlar buraya bağlıyorsunuz. Kahverengi ve mavi kabloları ben bağladım. Faz ve nötr arkadaşlar. Faz ve nötr hattını buraya bağlıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar görüyorsunuz. V artı dediği şu klemens. Hemen bir kontrol kalemiyle göstereyim. V eksi dediği klemens de ikinci sıradaki klemens arkadaşlar. V eksi bu oluyor. V artı dediği klemens de bu oluyor arkadaşlar. Kırmızı her zaman artı demiştik. Bu şekilde bağlayabilirsiniz. Şimdi ben örnek bir tane çekmiştim. Daha önce hazırlamıştım ben bunları. Mesela şu 3 tane kamera kabloları da mevcut. Bunları da bağlayalım arkadaşlar. Hazırlanışını falan hep göstereyim. Şimdi kamera açımızı değiştirelim biraz. Siyahlar eksi demiştik. Bütün siyahları arkadaşlar topluyoruz bir araya. Bu şekilde toplayıp birleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde toplayıp birbirine sarıyoruz. Kırmızılar artı. Binamızın etrafına, kapı önüne, arkasına, sağına, soluna kameralarımızı monte ettik. Kameralarımızdan gelen kabloları kayıt cihazımıza doğru çektik. Kayıt cihazımızda hepsini arkadaşlar birleştiriyoruz. Ve tek uç haline getiriyoruz. Bu şekilde keselim. Siyah V eksi dediğimiz kısma bağlıyoruz arkadaşlar. Umarım kamerada görünüyordur. Şimdi bunu tek uç haline getirip de bağlayabilirsiniz. Hepsini böyle kamera birleştirip de adaptöre bağlayabilirsiniz. Bu tercih size kalmış bir şey. Bu şekilde artı eksileri bağlıyoruz. Kameralarımız 12 voltla çalışıyor arkadaşlar. Her birinin yanında power jack kablosu vardır. Evet, kameramızın enerjisini de bağladık. Ben örnek olarak
bir tanesini takıyorum. Bunları da arkadaşlar bu şekilde takabilirsiniz. Takalım isterseniz. İlk önce altları bağlayalım. Arkadaşlar yerine yerleştirdikten sonra saat yönüne çevirerek sıkıştırıyorsunuz, kilitliyorsunuz, öbür türlü yerinden çıkar. HDMI kablosuyla arkadaşlar televizyonumuza görüntüyü aktarmamız lazım. Şu anda cihazımız, kameramız kayıt ediyor, çalışır vaziyette. Biz peki görüntüyü nasıl göreceğiz? HDMI yazan kısmından ekranımıza görüntüyü aktaracağız arkadaşlar. Şimdi mouse'umuzu da bağlayalım. Biz şimdi televizyonumuza bağlıyoruz. Siz bunu bir monitöre bağlayabilirsiniz. Şöyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi oturum açlıyor. Bunu çarpıya basıp çıkalım. Evet. Şöyle çeksin. Kayıt cihazımız dörtlü olduğu için ekranı dörde böldü arkadaşlar. Sekizli olsaydı sekize bölecekti. Şu kareler daha ufak olacaktı bu sefer. 16, 32 gibi çeşitleri mevcut kayıt cihazlarımızın. İçinde 500 GB hard disk var demiştik. Dörtlü bir sistemde 500 GB'lık hard disk arkadaşlar 18-20 gün kayıt alırsınız. 1 TB takarsanız arkadaşlar bu da 30-35 günlük bir dilime denk gelir. Dörtlü kamera kayıt sistemi bağlantısı, montajı sizlere kısaca anlatmaya çalıştım. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz örnek bir kamera, başka bir kamerayı bağlayalım. Dom kamera dediğimiz kamera çeşidi var arkadaşlar, bu şekilde. Bunu bağlayabilirsiniz. Evet. Kameramızın görüntüsü de bu şekilde. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videomu beğendiyseniz de beğeni tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Bir başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.